Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, bir memlekette bir padişah varmış. Onun adı Abdülaziz Şah'mış. Şah'ın Abdülkerim adında bir veziri varmış. Abdülaziz Şah ile Abdülkerim vezir çok iyi geçiniyorlarmış. Onlar medresede birlikte okumuşlar. Özellikle Abdülkerim çok gayretliymiş. Ailesinin yoksul olmasına bakmıyor, bütün gücünü kuvvetini ilme veriyormuş. İlmini derinleştirmeye çalışıyormuş. Abdülkerim vezir her zaman şaha, ''Bu dünya geçici dünya, iyilik etsen de geçer, kötülük etsen de geçer. Halk bizim anamızdır, onun için halka iyilik yapmak gerek. Kötülük yapmak herkesin elinden gelir. Fakat iyilik herkesin yapacağı bir şey değildir.'' dermiş. Onlar her işi birbirlerine danışarak yaparlarmış. Memlekette o vakitler çok huzurlu ve çok yaşanılır bir yermiş. Lakin onlar bu dünyada bir eksiklikten dolayı çok üzgünlermiş. Şahın da vezirin de çocukları yokmuş. Günlerden bir gün şahın sarayına bir derviş gelmiş. Şah dervişi huzuruna çağırıp ona ''Ey derviş, siz dünya görmüş bir insansınız. Çok şehirler, çok köyler gezmişsiniz. Çok insanlar için dualar etmişsiniz. Bize bir evlat sahibi olmanın çaresini söyler misiniz?'' Derviş, ''Ben bunun çaresini biliyorum.'' diyerek koynundan iki elma çıkarmış ve birini şaha, birini vezire verip dualar etmiş. Allah birinize oğul, birinize kız verecek. Fakat aynı zamanda ikiniz birbiriniz de dünür olacaksınız demiş. Derviş, şah ile vezirden birçok hediyeler alıp yoluna gitmiş. Elmaları yedikten sonra şahın karısı bir oğlan doğurmuş, adını Hurşit koymuşlar. Vezirin karısı da bir kız doğurmuş, onun adını da Leyla koymuşlar. Çocuklar birlikte yetişmiş ve büyümüşler. Hurşit ile Leyla bir kuru üzüm bile bulsalar bölüşüp yiyorlarmış. Beraberlik, sevgi, muhabbet günden güne aralarında güçleniyormuş. Leyla kızlar mektebinde, Hurşit ise erkekler medresesinde okuyormuş. Günler, aylar ve yıllar geçmiş. İkisi de okulu bitirmişler. Onlar 18 yaşlarını geçmişler. Şah, oğlu Hurşit'i evlendirmeye kalkışmış. Vezirin kızı Leyla'ya dünürcü göndermiş. Vezirin kızı dünürcülere, ''Şehzade Hurşit'in gönlü bendeyse benimle konuşsun. Benim bir şartım var. Eğer onu kabul ederse, ben de razıyım demiş. Dünürcüler gelip Leyla'nın söylediklerini Hurşit'e ulaştırmışlar. Hurşit vezirin evine gitmiş. Misafir odasının ortasında bir perde asılıymış. Perdenin arkasında oturan Leyla, şehzadenin sesini duyunca ona selam vermiş. Ondan sonra ikisi hal hatır sormuşlar. Bunlar mektebe başladıktan beri birbirleriyle görüşmüyorlarmış. Leyla, Hurşit'in teklifine karşı şöyle demiş. ''Ben sizin teklifinize karşı değilim, fakat bir şartım var. Eğer onu kabul ederseniz bu düğüne razıyım. Şartım da şudur ki her gün sabahleyin evinize geleceğim. Akşam olmadan da kendi evime döneceğim.'' demiş. Şehzade Leyla'nın bu şartına çok şaşırmış ve ne cevap vereceğini bile bilemeden öylece kala kalmış. Sonra Hurşit aklını başına toplamış ve
Önce bunun şartını kabul edeyim. Evime varınca bir çaresini buluruz diye düşünmüş. Ve Leyla'ya şartınızı kabul ettim demiş. 15 gün sonra düğün başlamış. Şehzade için odalar çok güzel süslenmiş. Fakat bu odaların hiçbirinde gelin Leyla görünmüyormuş. Leyla ise kendi şartına bağlı olarak düğün sabahına dek sabah erkenden kahvaltıya gelmiş. Hurşit aceleyle Leyla'yı karşılamış, odalara girmeye başlamışlar. Onlar sıra ile odaları bir bir temaşa edip 11. odaya girmişler. Hizmetçi kızlar sofra kurmuşlar. Sofrada her türlü yiyecek varmış. Onlar oturup sohbet ederek günü akşam etmişler. Leyla başına örtüsünü örtünerek babasının evine gitmiş. Hurşit kızın arkasından ağzı açık bir şekilde baka kalmış. Bu durum her gün tekrarlanıyormuş. Ne olduğunu bilmeyen Hurşit çok zor bir durumda kalmış. Günlerden bir gün Hurşit düşüne düşüne mektep arkadaşının yanına gitmiş. Arkadaşı medrese odasında kalıyormuş. Hurşit'i memnun bir şekilde karşılamış. O seyahate çıktığından dolayı onlar uzunca bir süreden beri görüşmüyorlarmış. Arkadaşı Arabistan'ın birçok şehirlerinden başka Hindistan, Peşaver gibi uzak memleketlerde bulunduğunu anlatmış. Hurşit'in üzgün olduğunu gelir gelmez hemen sezmiş arkadaşı. Birlikte oturup yemek yemişler, çay içmişler ve sohbet etmişler. Sonra arkadaşı yavaşça konuşmaya başlamış. ''Ey Hurşit, sen padişahın oğlusun. Sizin için her şey hazırdır. Ayrıca güzellik, akıl, idrak ve ilimde tek vezirin kızı sizin olduktan sonra daha niçin üzülüyorsun ki?'' demiş. Hurşit de ''Sen benim üzgün olduğumu nereden anladın ki?'' diye sormuş. Arkadaşı ''Hiçbir yerden, fakat benzinizin sararmasından, perişan görünmenizden şüphelendim.'' demiş. Hurşit de arkadaşına baştan sona kadar yaşadığı her şeyi bir bir anlatıvermiş. Arkadaşı bunları dinledikten sonra eline bir kağıt, bir kalem almış ve bir dua yazıp Hurşit'in eline vermiş. İşte bunu karınız evden çıkıp giderken alnınıza yapıştırın ve onun arkasından gidiverin. O sizi görmeyecek. Siz onu takip ederseniz bütün sırlardan haberdar olursunuz demiş. Hurşit de memnuniyetle bu kağıdı alıp arkadaşına minnettarlığını bildirmiş ve evine dönmüş. O geceyi uyumadan geçirmiş. Sabahleyin Leyla yine kahvaltıya gelmiş. Her günkü gibi birlikte kahvaltı yapmışlar. Hurşit her gün hemen akşam olmasa da Leyla'nın güzelliğine doysam diye düşünürmüş. Bugün ise hemen akşam olsa da bunun sırlarını çabucak öğrensem diye düşünüyormuş kendi kendine. Nihayet Leyla'nın gitme vakti gelmiş. Leyla başörtüsünü örtmüş, yola çıkmış. Hurşit de hemen bunu fırsat bilip arkadaşının verdiği yazıyı alnına yapıştırarak karısını takip etmeye başlamış. Leyla doğruca gidip babasının avlusundan içeri girmiş. Annesi onu görünce ''Geldin mi kızım?'' demiş ve onu kucaklamış. Başından örtüsünü alıp eyvandaki çiviye asmış. Hizmetçi kız Çin tabağıyla yemek getirmiş. Sofranın etrafına vezir, Leyla ve annesi oturmuşlar. Hurşit de hemen sofraya merakla oturmuş. Hepsi yemeğe el uzatmışlar. Annesi bir kemiği Leyla'nın önüne koymuş. Ama görünmeyen Hurşit alıp onun etini yemiş. İçinden aşık kemiği çıkmış. Aşığı temizleyip cebine koymuş. Yemek yedikten sonra üzerine birer fincan çay içmişler. Leyla yerinden kalkmış. Anne ben gidiyorum demiş ve başına örtüsünü örtüp gitmiş. Hurşit de
Tabii hemen onun arkasından onu takip etmeye başlamış. Leyla gide gide bir kapının önünde durmuş ve kapıya vurmuş. "Alma gül, alma gül!" diye bağırmış. Kapı açılmış. Avluda boylu poslu güzel bir kız elinde içi elma dolu gümüş bir tabakla bekliyormuş. Leyla elmalardan birini almış. Onun arkasından Hurşit de bir elma almış. Leyla alma güle, "Arkadaşım, haydi çabuk gidelim," demiş. O kız da başına örtüsünü örtüp evden çıkmış. Avludan ikisi görünen, biri görünmeyen üç kişi sessizce çıkıp gitmişler. Gide gide yine bir kapıya varmışlar. Ve alma gül kapıya vurmuş. Kapı açılmış. Leyla "Nargül!" diye bağırmış. Bir kız elinde bir tabak dolusu narla çıkmış. Narlardan bir tane Leyla, bir tane alma gül, bir tane de Hurşit almış. Nargül tabağı bırakmış, başını örtüp çıkmış. Şimdi üçü görünen, biri görünmeyen dört kişi olmuşlar. Konuşarak, gülüşerek gidiyorlarmış. Güldüğünde alma gülün ağzından elma gülü, nar gülün ağzından nar gülü dökülüyormuş. Hurşit'in de onlarla birlikte gülerek yürüdüğünden kızların haberi yokmuş. Kızlar yürüye yürüye şehrin dışına çıkmışlar. Sonunda çevresi yüksek duvarlarla çevrili bir bağa ulaşmışlar. Bağın kapısı kızıl ağaçtan yapılıymış. Nargül kapının halkasını vurunca kapıyı iki heybetli dev açmış. Devler kızlara dönüp önlerinde saygıyla eğilmişler. Kızlar içeriye girmişler. Hurşit de onların arkasından bağa girmiş. Hurşit bağı görünce hayran olmuş. Bu bağda yılın dört mevsimini bir arada görmek mümkünmüş. Bağın bir tarafı baharmış, ağaçlar çiçek açmışlar. Bir diğer tarafı yazmış, meyveler olgunlaşmış ve yere düşmüşler. Üçüncü tarafı güzmüş, sararan yapraklar yere düşüyorlarmış. Dördüncü tarafında ise havuzdaki su buz tutmuş, lapa lapa kar yağıyormuş. Bu olağanüstü bağı gören Hurşit şaşırıp kalmış. Kızlar bağın ortasındaki yoldan uzakta görünen saraya doğru yürümüşler. Nihayet üç kız 40 odadan geçip 41. odaya Guli Kahkah Peri'nin huzuruna çıkmışlar. Guli Kahkah Peri, Kaf Dağı'ndaki Periler Padişahı'nın kızıymış. Guli Kahkah Peri, Leyla'yı çok yakın bir dost bildiği için ona yakın olmak amacıyla bu bağı yaptırmış. Leyla, Peri'nin sözünden çıkamadığı için ne kadar seviyor olsa da Hurşit'i her gün bırakıp buraya gelmeye mecbur kalıyormuş. Guli Kahkah Peri, Nargül ile Almagül'ü Leyla'ya hizmet etmeleri için tayin etmiş. Leyla ile hizmetçileri Guli Kahkah Peri'nin huzuruna çıktıklarında o altın bir taht üzerinde yatıyormuş. Kızı gören Guli Kahkah Peri yerinden kalkmış ve onunla kucaklaşmış. Leyla ile Guli Kahkah Peri birbirlerine hal hatır sorup yan yana oturmuşlar. Sofralar kurulmuş. Hurşit de oturup kızların toplantısını seyretmiş. Müzik çalmış, kızlar sırayla dans etmeye başlamışlar. Aradan epeyce bir süre geçince Guli Kahkah Peri oyunu durdurup kızlara "Yoruldunuz, şimdi gidip biraz havuza giriniz," demiş. Onların hepsi bahçeye çıkmışlar. Orada mermer taştan işlemeli büyük bir havuz varmış. Havuzun suyu oldukça berrakmış. Suyun altındaki kıymetli taşlar gözle görünüyormuş. Kızlar kendilerini havuza atmışlar. Onlar birbirlerine su serpip gülüşerek yüzüyorlarmış. Hurşit bu andan faydalanmış ve karısı Leyla'nın çamaşırını almış koynuna sokmuş.
Kızlar yıkandıktan sonra kendi giysilerini giymişler. Fakat Leyla elbisesini bulamamış ve çok şaşırmış. Bağın içini ve dışını aramışlar. Ama ne elbise ne de bir insan bulabilmişler. Perilerin hepsi bu işe şaşa kalmışlar. Çünkü burada şimdiye kadar böyle bir hadise hiç olmamış. Güli Kahkah Peri çok üzülmüş. Kendi kendine, bu işin aslını öğrenmedikçe ben peşini bırakmayacağım demiş ve öfkeyle devleri çağırıp Leyla, Nargül ve Almagül'ü evlerine bırakınız diye buyurmuş. Dört dev, dört ayaklı büyük taş bir tahtayı getirip eyvana koymuşlar. Leyla, Nargül ve Almagül, Güli Kahkah Peri ile vedalaşmışlar, tahtanın üzerine çıkıp oturmuşlar. Hurşit de zaten hepsinden evvel tahtanın üzerine çıkıp oraya oturmuş. Devler taş tahtayı kaldırıp gökyüzüne doğru uçmuşlar. Kızlar bunu daha önceden bildikleri için gayet sakinlermiş. Hurşit ise gözlerini sıkıca yummuş. Devler tahta taşı bir müddet sonra yere koymuşlar. Kızlar inmiş, herkes kendi evlerine gitmiş. Hurşit de evine gelmiş. Hizmetçi kızlardan birini çağırmış ve ona ''Odada yatacağım. Leyla gelirse beni uyandırırsın. Eğer sana kızarsam, vurursam sakın darılma.'' diye tembih etmiş. Ertesi gün kahvaltı vakti Leyla çıkıp gelmiş. Odaya girip her günkü yere oturmuş. Leyla, Hurşit'in odanın bir köşesinde elbiselerini dahi çıkarmadan sızmış bir halde uyuduğunu görmüş. Bu sırada hizmetçilerden biri aceleyle girip Hurşit'in yanına gelmiş. ''Şehzadem, kalkın, Leyla Hanım geldiler.'' diye onu uyandırıvermiş. Hurşit yerinden kımıldamış. ''Ey lanet kız, güzel bir rüya görüyordum. Beni uyandırıp rüyamı yarıda bıraktın. Git bana bir tas duru su getir.'' diye bağırmış. Hizmetçi kız, Çin porseleniyle Pınar'ın duru suyundan bir tas su getirmiş, oraya koymuş ve çıkıp gitmiş. Hurşit, Leyla'ya ''Beni bağışlayınız, uyuyakalmışım.'' deyip ondan özür dilemiş. Ondan sonra kıza ''Şimdi suya bakıp bu gece gördüğüm rüyayı anlatacağım. Siz de tabirini yapınız.'' demiş. Rüyamda karım, yani sen Leyla, evden çıkıp doğruca kendi evine gittin. Annen bir tabak yemek getirip koydu. Ben Leyla'nın önüne annesinin koyduğu kemiğin etini yedim. İçinden çıkan aşık kemiğini cebime koydum. Bu rüyam doğru mu deyip cebinden bir tane aşık kemiği çıkarmış, sofranın üzerine atmış. Hurşit daha sonra Leyla'nın kendi evinden çıkıp gittiğini, Almagül ile karşılaştığını, onun tabağından bir tane elma alıp koynuna koyduğunu anlatmış. Koynundan elmayı çıkarıp sofranın üstüne koymuş. Sonra Leyla'nın Nargül ile karşılaştığını, ondan bir tane nar aldığını anlatmış. Sonra onlarla Güli Kahkah Peri'nin dört mevsimlik bağına gittiğini, devler ile karşılaştığını, Güli Kahkah Peri'nin evinde kızların toplandıklarını, sonra bahçedeki havuza girdiklerini, orada Leyla'nın elbisesini alıp koynuna koyduğunu anlatmış. Sonra da elbiseyi çıkarıp yanına koymuş. Hurşit başını kaldırıp Leyla'ya bakmış. Leyla biraz Hurşit'e, biraz sofranın üzerindeki elma ve nara bakıyor, bir ağızcık kelime bile edemiyormuş. Hurşit sessizce gülerek Leyla'ya bakıyormuş. Bu sırların ortaya çıkmasına Leyla tahammül edememiş. Hemen yerinden kalkmış, başörtüsünü örtünüp çıkıp gitmiş. Hurşit de hiç durur mu? O da hemen yazıyı alnına yapıştırmış ve Leyla'nın arkasından gitmiş. Leyla doğruca Güli Kahkah Peri'nin huzuruna varmış. Bugünkü olayı ona bir bir anlatmış.
Guli Kahkah Peri kızın söylediklerini dikkatle dinlemiş, düşünmüş, taşınmış. Sen canını fazla sıkma. Ben sabahleyin ezan vaktinde taş tahtaya binip kocanın avlusuna gideceğim. Eğer o oturmuş kitap okuyorsa çok iyi, sana izin vereceğim, tekrar düğün yapacağız. Eğer benim gittiğim saatte kocan gaflet uykusunda olursa avlusuna taş atacağım. Şehzade eviyle birlikte yerin dibine girecek demiş. Ve Leyla'ya bakıp razı mısın bu işe diye sormuş. Kız hiçbir şey diyememiş. Gidip Hurşit'e haber versem, Guli Kahkah Peri sezerse beni yok edebilir. Ona haber vermezsem ve o da uyursa peri onu yok edecek. O zaman Hurşit'ten ayrılacağım. Şimdi ne yapmam gerek diye düşünen Leyla, henüz kararını vermeden yerinden kalkıp gitmek istemiş. Ama Guli Kahkah Peri Leyla'ya dönüp, sen bu gece burada kalacaksın demiş. Bu sırada onların görmediği ve orada bulunan Hurşit, konuşulanların hepsini duymuş, evine gitmiş. Tabii ki Hurşit o gece uyumamış. Seher vakti yerinden kalkıp yıkanmış, temiz elbiselerini giymiş ve oturup kitap okumaya başlamış. Nihayet bir müddet sonra avlunun üzerinden bir ses gelmiş. Hurşit bu sesin Guli Kahkah Peri'nin uçan taş tahtasına ait olduğunu anlasa da bilmezlikten gelmiş ve başını kitaptan kaldırıp bakmamış. Avlunun üzerinde dolaşan Guli Kahkah Peri, Şehzade Hurşit'in halının üzerinde kitap okuduğunu görmüş. Gerçekten bu Şehzade Hurşit akıllı bir yiğitmiş ve Leyla'ya layıkmış diye düşünmüş. Böyle düşünen Guli Kahkah Peri kendi bağına uçup gitmiş. Leyla'yı hemen yanına çağırmış ve ona şöyle demiş. Git Hurşit'e söyle düğünü başlatsın. Düğüne ben de geleceğim. Leyla hemen Guli Kahkah Peri'nin bağından ayrılarak sevinç içinde koşarak Hurşit'in yanına gelmiş. Kız geldiğinde o biçare halen oturmuş kitap okuyormuş. Leyla, kalkın şehzadem, kitabı bırakınız, önce düğünü başlatalım diyerek gülüvermiş. Bunu duyan Hurşit, Guli Kahkah Peri'nin artık Leyla'ya izin verdiğini anlamış ve daima Leyla ile birlikte olacakları için çok sevinmiş. Aynı gün düğün başlatılmış. Düğünün üçüncü günü perilerle birlikte Guli Kahkah Peri de gelmiş. Gelinle damada mutluluklar dilemiş. Bu düğün 40 gün 40 gece devam etmiş. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemekler pişirilmiş. Her bir diyardan, her bir yandan fakirler, zenginler, seyyahlar, tüccarlar, çeşit çeşit insanlar bu düğüne iştirak etmişler. Hurşit ile Leyla'nın mutluluğuna ortak olmuşlar. Bundan sonra Hurşit ile Leyla hiç ayrılmamışlar, hep beraber yaşamışlar ve mutlu olmuşlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda bir padişah yaşarmış. Bu padişahın iki karısı varmış. Büyük karısı vezirin kızıymış, küçük karısı ise yoksul bir ailenin kızıymış. İki kadından birer tane oğlu varmış padişahın. Vezirin kızından olan oğlunun adı Hürrem, yoksul ailenin kızından olan oğlunun adı ise Adil imiş. Günlerden bir gün
padişah ağır hastalanmış. Memleketin bütün büyük adamlarını huzuruna çağırtmış. Veziriyle oğullarını da çağırtmış. Padişah, artık benim ömrüm sona ermişe benziyor. Şimdi küçük oğlum Adil benim yerime padişah olsun. Büyük oğlum Hürrem onun danışmanı ve baş veziri olsun. İsteğim ve vasiyetim şudur ki bunlar taht kavgasına düşüp memlekette savaş başlatmasınlar. Günler gelmiş, günler geçmiş, sonunda padişahın vadesi dolmuş ve vefat etmiş. Vezir memleketteki bütün askerleri toplayıp getirmiş ve sarayı kuşatmış. Padişahın vasiyetine kulak asmayıp Hürrem'i yani kendi torununu padişah yapmış. Adil'e saraydan iş bile vermemiş. Adil çok akıllı, ferasetli bir yiğitmiş. Binicilikte, ok ve yay kullanmada, kılıç kullanmada kimse ona denk değilmiş. Bir gün memleketi düşmanlar sarmışlar. Padişah Adil'i görmezlikten gelmiş. Kendi askerlerini alıp düşmana karşı çıkmış. Fakat düşmanları yenememiş ve sonunda kaçmak zorunda kalmış, kaleye sığınmış. O zaman memleketin büyükleri kendi aralarında konuşup padişaha, "Adil, pehlivan, kahraman bir yiğit. Savaş kurallarını da iyi biliyor. Askerleri ona teslim edin. Allah'ın izniyle o düşmanı yener," demişler. Hürrem başka bir çare bulamayınca mecburen Adil'i komutan tayin etmiş. Adil askerleri alıp kaleden dışarı çıkmış. Askerlerin bir kısmını sağdaki tepenin arkasına, bir kısmını da soldaki tepenin arkasına mevzilendirmiş. Kendi de atlı süvarilerle doğruca düşman kuvvetlerinin üzerine yürümüş. Sonunda savaş başlamış. Savaşın en şiddetli olduğu bir anda Adil geri çekilmiş. Düşman onun kaçtığını zannederek onu ve askerlerini kovalamaya başlamış. İki tepenin arasına gelindiğinde Adil'in mevzilendirdiği askerler düşmanın üzerine kapanmışlar. Adil ve askerleri de hemen geri dönmüşler ve düşman askerleriyle vuruşmaya başlamışlar. Üç taraftan sarılan düşman ırmağa doğru kaçmaya başlamış. Adil'in askerleri onları takip etmişler ve düşmanları kılıçtan geçirmişler. Kalanlar da kendilerini ırmağa atmışlar ve birçoğu orada boğulmuşlar. Böylece Adil ve askerleri düşmanı yenmiş, törenle kaleye girmişler. Hürrem ise ahmak bir padişahmış. Böyle bir zafer kazanmış, Adil'i karşılamaya çıkmamış. Halk Adil'i omuzlarında saraya getirmiş. Hürrem üzülmüş, hastayım diyerek evine girip yatmış. Halk 40 gün boyunca şenlikler düzenleyip bu zaferi kutlamışlar. Padişah Hürrem ise kendi kendini yemiş, hiçbir huzuru kalmamış. Hürrem sonunda vezir dedesini çağırtmış. "Dedeciğim, böyle giderse halk Adil'i padişah yapacak. Tahtımdan ayrılmak zorunda kalacağım. Ne yapmak gerek? Bana bir akıl verin," demiş. Vezir dedesi de Hürrem'e şöyle bir akıl vermiş. "Hürrem, sen hasta olup yatıver. Birkaç gün içinde memleketteki bütün tabipleri buraya çağıralım. O hekimlerden birisi şöyle diyecek. Giden gelmez yurdunda Gül Perizat adlı bir peri var. Bu perinin gülünden getirip koklarsa padişahımız ancak o zaman düzelir. Eğer Adil giden gelmez yurduna giderse onun oradan dönmesi şüpheli. O yerlerde ölüp gidecek. İşte o zaman
sen Adil'den ömür boyu kurtulacaksın. Bunun üzerine padişah Hürrem bütün tabipleri, hekimleri huzurunda toplatmış. Veziri de Adil'i de çağırtmış. Hürrem hastalığının çaresini tabiplere sormuş. Orada bulunan tabiplerden biri, giden gelmez denilen bir yerde Gül Perizat adında bir peri var. Bu peri ne zaman gülse, kahkaha atsa ağzından deste deste güller dökülüyor. İşte onun gülünden koklarsanız iyileşirsiniz demiş. Bunun üzerine padişah Hürrem oradakilere, bu giden gelmez denilen yurda kimi göndersek acaba, bu işi kim başarabilir diye sormuş. O zaman vezir dedesi yerinden kalkıp, bu çok zor bir iş, bunu Adil'den başka kimse başaramaz. Bu işin üstesinden ancak Adil gelebilir. Adil giden gelmez denilen yere gitsin ve Gül Perizat perinin güllerinden getirsin demiş. Padişah Hürrem de Adil'i övücü sözlerle, yurdumuzdaki en kahraman, en pehlivan, en yiğit olan sensin. Senden başka kimse bu işi başaramaz. Mert yiğitsin, sen gideceksin diye söylemiş. Adil'in hayır demeye dili varmamış, mecburen razı olmuş. Adil hazırlanmış ve yola çıkmış. Çok yol yürümüş, az gitmiş, uz gitmiş. Dağlardan aşmış, derelerden atlamış, sahraları geçmiş. Sonunda giden gelmez denilen memlekete yaklaşmış. Tekrar yürümüş, yürümüş de bir takım askerlerin karargah kurduğu bir yere denk gelmiş. Adil bu askerlerin komutanına doğru yaklaşıp, "Siz kimsiniz? Buralarda ne arıyorsunuz?" diye sormuş. Komutan da, "Biz falan yurdun padişahının askerleriyiz. Padişahımız uzun zamandan beri hastadır. İşte bu giden gelmez yurdunda Gül Perizat adında bir peri varmış. Bu peri kahkaha atıp güldüğünde etrafa deste deste güller saçılıyormuş. İşte hasta padişahımız bu güllerden koklarsa hemen iyileşirmiş. Bir yıldan beri işte biz bu Gül Perizat'ı izleyip duruyoruz. Ama buna öfkelenen Gül Perizat devlerine emredip padişahımızın Dilara adlı kızını çaldı ve götürdü. Biz Gül Perizat'ı bulmak ve Melike Dilara'yı kurtarmak istiyoruz. Ama ne zaman buna teşebbüs etsek devler geliyor, memleketimizi harap edip gidiyorlar demiş. Adil bunlara hoşça kalın, size kolay gelsin diyerek yine yola revan olmuş. Adil az gitmiş, çok gitmiş, sonunda dağların arasında bir mağaraya ulaşmış. Çok yorulduğundan burada biraz yatıp uykuya dalmış. Rüyasında nurani yüzlü yaşlı bir kadın görmüş. Kadın, "Evet yavrum, giden gelmez yurdunda sen ne arıyorsun?" diye sormuş. Adil de başından geçenleri bir bir bu nurani yüzlü kadına anlatmış. Kadın, "Evladım, senin işin pek ağırmış. Ama ben sana bir akıl vereyim. Talihin yardım ederse sen de maksadına ulaşırsın." demiş. Adil bu nurani yüzlü kadına, "Bu nasıl bir akılmış? Ne olur anlatır mısınız?" demiş. Kadın anlatmaya başlamış. "İşte şu mağaraya girip gidiver. Epeyce yürüdükten sonra olağanüstü güzellikte bir gül bahçesine ulaşacaksın. O zaman yukarıya bak. Yüksek dağın tepesinde
adeta gökyüzüyle buluşan bir köşk göreceksin. İşte Gül Perizat bu köşkte oturuyor. O köşke çıkmak insanoğlunun yapacağı bir şey değildir. Eğer talihin yaver gider de çıkarsan, köşkün birinci kapısında heybetli bir dev bekçi duruyor. Bu devi öldürüp kursağından 40 kapının anahtarlarını alabilirsen çok iyi. İşte o kapıları açtıktan sonra her şey sana malum olacak. Adil uyanıp gözlerini açmış, bir de ne görsün? Duydukları, işittikleri, nurani yüzlü kadın hepsi bir rüya imiş. Adil, ya Allah deyip yerinden kalkmış ve mağaranın içine doğru ilerlemeye başlamış. Uzunca bir yol yürüdükten sonra çok güzel bir çimenliğe çıkmış. Sonra bir de ne görsün, yukarıya bakmış ki tepede göz kamaştıran bir köşk var. Köşk gökyüzünde bulutların arasında sanki bulutlara sarılmış, onların içine girmiş. Adil bu dağın tepesine insanoğlu değil, kuş bile uçup çıkamaz herhalde diye düşünmüş. Sonra Adil dağın yamacından yürümeye başlamış. Bir yere varmış ki çok büyük bir çınar gökyüzüne doğru uzanmış. Gölgesi 400 kişinin yatacağı yer kadar büyükmüş. Adil bu çınarın gölgesinde oturmuş. Hayallere dalmış otururken birden çınar ağacının tepesinden kuş yavrusunun cıvıltılarını duymuş. Başını kaldırıp bakmış ki bir de ne görsün, çınarın tepesinde simurg kuşunun yuvası var. Yuvadaki yavrular cıvıldıyorlar. Adil, bunlar acaba neden rahatsız oldular da böyle korkuyla ötüşüyorlar diye dikkatlice etrafa bakmaya başlamış. Bir de görmüş ki bir ejderha çınara sarılmış kuşların yuvasına doğru ilerliyor ve kuşun yavrularını yemek istiyormuş. Adil hemen kılıcını kınından çıkarmış, büyük bir çeviklikle ejderhanın uzun kuyruğunu kılıçla koparmış. Ejderha ağzını sonuna kadar açıp Adil'e hücum etmiş. Adil ağacın arkasından kılıç ile ejderhanın başına vurmuş. Ejderhanın başı ikiye bölünüp yere düşmüş. Adil kılıcını temizleyip çeşmenin başında uykuya dalmış. Bir ara gökyüzünü büyük bir gürültü sarmış. Kanatlarıyla güneşin önünü kapatan simurg kuşu çıka gelmiş. Bakmış ki yavruları cıvıldaşmaktalar. Her yıl bu zaman ejderha gelip simurgun yavrularını yer gidermiş. Kuş bu defa yavrularını diri görünce çok sevinmiş. Getirdiği yiyeceği yavrularına verip etrafına bakınmış. Aşağıda ölü ejderha yatıyormuş. Çeşmenin başında da bir insanoğlu uyuyormuş. Simurg kuşu kanatlarını toplayıp yiğidin yanına inmiş. Adil hışırtıdan uyanıp bakmış ki karşısında büyük bir simurg kuşu var. Adil kalkmış ona selam vermiş. Simurg kuşu selamı almış. "Ey insanoğlu, sen buralarda ne arıyorsun?" diye sormuş. Adil de başından geçenleri bir bir anlatmış. Simurg kuşu, "Sen benim yavrularımı ejderhadan kurtardın. Artık ben senin yoldaşınım. Ne isteğin olursa bana söyle." demiş. Adil de, "Beni şu dağın tepesine çıkarıp bırakırsan sana minnettar olurum." diye cevap vermiş. Bunun üzerine simurg, Adil'i kanatlarının üzerine oturtmuş, gökyüzüne doğru havalanmış ve bir anda onu dağın tepesine çıkarıp orada bırakmış.
Sonra Adile, şimdi devlerin uyuma vaktidir. Birinci kapının altında yatan devi öldürdükten sonra devin kursağındaki anahtarı al. Kalan devleri öldüreyim deyip vaktini boşa harcama. Onların uyanmasına az kaldı. 39. kapıyı açınca güzel bir köşkte suyun padişahının kızının hizmetçileriyle birlikte oturduğunu göreceksin. Ona da bakmayıp 40. odaya giriver. Bu 40. odada büyük bir sandık vardır. Sandığı açtığında bir ses çıkacak. Bütün devler bu sese toplanıp gelecekler. Fakat sen hiç korkma. Hemen sandığın içindeki kilidi alıp bük. İşte o zaman devlerin padişahı Gül Perizat gelecek ve önünde diz çökecek. Sen kilidi iki defa büküp beni suyun padişahının kızı ve hizmetçileriyle birlikte filan yere götürüp bırak dersin. Eğer sana deste deste gül gerekliyse kilidi üç defa bükersin. Artık yolun açık olsun, haydi git diyerek simurg kuşu uçup gitmiş. Adil yavaşça köşke doğru yürüyivermiş. Bakmış ki kapının yanında heybetli bir dev yatmış uyuyor. Adil kılıcını çıkarıp devin boynuna vurmuş. Devin başı o anda uçup gitmiş. Devin kursağından 40 kapının anahtarını almış. Bir bir kapıları açıvermiş. Her bir kapının altında bir dev uyuyormuş. Adil o devlere dokunmadan geçip gidivermiş. 39. kapıyı açınca çok güzel, nazenin bir kızın 7 hizmetçisiyle birlikte oturduğunu görmüş. Bir kızın elinde saz, ikincisi şarkı söylüyor, üçüncüsü de oynuyormuş. Kız yiğidi görünce hemen yerinden kalkmış. Adil, sen suyun padişahının kızı değil misin demiş. Kız, sen kimsin? Mert bir yiğide benziyorsun. Buralara insanoğlu kendi ayağıyla gelemez demiş ve şaşkınlık içinde suyun padişahının kızı olduğumu nereden bildin diye sormuş. Adil de olanları kısaca anlatmış ve koşarak 40. odaya girmiş. Çelik sandığa anahtarı sokunca çok korkunç bir ses çıkmış. Adil derhal kilidi alıp bükmüş. Birden yine büyük bir gürültü ve patırtı ortalığı kaplamış. Gül Perizat çıkıp gelmiş ve diz çökmüş. Adil anahtarı bir defa daha bükünce devler ortaya çıkmışlar. Adil, bizi suyun padişahının askerlerinin durduğu yere götür diye emretmiş. Devler bir anda Adil ve suyun padişahının kızı Dilara'yı hizmetçilerle birlikte askerlerin durduğu yere götürmüşler. Adil askerlerle birlikte suyun padişahının memleketine doğru gitmiş. Padişah kızını görünce çok sevinmiş. Adil anahtarı bükünce Gül Perizat yine gelmiş ve diz çökmüş. Bir daha bükünce Gül Perizat kahkaha atıp gülmeye başlamış ve ağzından deste deste güller dökülmüş. Padişah bu gülü koklayınca hemen iyileşmiş. Suyun padişahı Adil'i çok iyi misafir etmiş ve onu kızı Dilara ile evlendirmiş. 40 gün, 40 gece süren muhteşem bir düğün yapmış. Padişah, bizim memleketimizde kal oğlum olursun, tahtımı sana veririm diye ne kadar zorlasa da Adil, ben görevli bir insanım demiş ve kabul etmemiş. Sonra padişah ile vedalaşmış, karısı Dilara'yı alıp devlerden birinin sırtına binmiş
ve kendi memleketine gitmiş. Adil sonunda memleketine varmış. Ertesi gün bir deste gül alıp Hürrem padişahın sarayına gitmiş. Onun geldiğini duyan Hürrem bu sefer gerçekten hastalanmış. Sonra dedesini yanına çağırıp ona danışmış. Vezir ona şöyle bir akıl vermiş. Sen meydana 40 deve yükü odun yağıdır. Onun üstüne 40 leğen gaz yağı koydur ve Adil'i çağır. Ey kardeşim, öbür dünyaya gidip babamızın halini, ahvalini öğren ve şu mektubu verip gel diye buyur. Adil'i yanan odunların üstüne oturt. O yanıp gider, sen de kurtulursun demiş. Padişah Hürrem ertesi gün Adil'i çağırmış, vezir dedesinin dediklerini söylemiş. Adil üzüntüyle evine dönmüş. Dilara ona ne oldu diye sormuş. Adil şöyle şöyle, böyle böyle demiş ve olan olayları anlatmış. Dilara, sen üzülme, odunun üzerine oturtup ateşi yaktıklarında anahtarı 3 defa bük. Gül Perizat dev olarak gelecek, seni alarak gökyüzüne çıkacak. Bunu gören padişah, Adil'in ruhu gökyüzüne çıkıp gitti diye düşünecek demiş. Ertesi gün padişah Hürrem'in emriyle 40 deve yükü odunu getirip meydana yığmışlar ve Adil'i de bu odunların üzerine oturtmuşlar. Gaz yağı döküp ateşi yakmışlar. Ateş tam yükseldiğinde Adil anahtarı 3 defa bükmüş. O anda Gül Perizat hemen gelmiş, Adil'i alarak gökyüzüne doğru gitmiş. Dilara 40 gün sonra Adil'i karşısına alıp, ''Babamız sağmış, işte bu mektubu verip sana gönderdi.'' diyerek Padişah Hürrem'in huzuruna çık demiş. Adil de ertesi gün Padişah Hürrem'in huzuruna çıkmış, ona selam vermiş. Padişah Adil'i karşısında görünce ağzı açık baka kalmış. Adil elindeki mektubu Padişah Hürrem'e vermiş ve ''Padişahım, ben öbür dünyaya gittim ve geldim. Sizin mektubunuzu padişah babamıza ilettim. O da mektubu okudu ve size ulaştırmam için şöyle bir mektup yazdı. Bu mektupta yazanlar şunlardır. Oğlum Hürrem, ben sağ salimim. Bu dünyada da padişahlık yapıyorum. O dünya, dünya değilmiş. Mektubu aldıktan sonra derhal bu dünyaya gel. Ben kendi tahtımı sana vereceğim. Hürrem mektupta yazılanları okuduktan, duyduktan sonra çok sevinmiş ve derhal adamlarına emir vermiş. Meydana 40 deve yükü odun yağdırmış. 40 leğen gaz yağı koydurarak odunların üstüne çıkıp oturmuş ve sonra haydi ateşe veriniz diye emretmiş. Adamları ateşi yakmışlar. Odunlar ve Hürrem alevler içinde yanmaya başlamışlar. Halk zalim padişahtan kurtulduk diye çok sevinmiş. Bundan sonra büyük kutlamalar yaparak Adil'i başlarına padişah yapmışlar. Adil'in padişah olmasının şerefine bütün ülkede 40 gün 40 gece şölenler düzenlenmiş. Adil memleketini adaletle yönetmiş. Adil ile Dilara bundan sonra mutlu bir hayat yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.